Bugün aslında uluslararası Kızlar Günü. Bu konuyu öyle doğaçlama sormak zorunda kaldım. Çünkü bu özel günde bu soruyu sormam gerekiyor. Siz de genç yaşlarınızda seyahat eden, aynı zamanda çalışan bir insan olarak, aynı zamanda genç bir kız olarak yurt dışına gittiniz, farklı ülkelere gittiniz. Ve seyahatlerinizde nasıl zorluklar yaşadınız? Nasıl olumlu olaylar oldu hayatınızda? Bunlar size nasıl tecrübe kazandırdı? Seyahat eden genç kızlara veya kendi işini kurmaya veya çalışmaya ve ayakta kalmaya çalışan kızlara önerileriniz. İşte bu özel günde olsun. Gerçi bu video belki bugün yayınlamayabilir ama bugünden sonra bütün kızlar bu bilgi edinsin sizden. 17 yaşımda yurt dışına çıkmıştım ve Karaçi'den başlayıp Tayland, Malezya, İndonezya'ya kadar böyle bir gezi, hem de aylarca, hatta bir yıla yakın bir süre orada bulunmuştum. Eğitimin bir kısmını da Malezya'da aldım. Orada da kız çocukları maalesef okutulmuyordu. Çok mağdurdular kadınlar. Yoksulluğu en fazla yaşayan, etkilediği kadınlardı, çocuklardı. Hatta şöyle çok içimi acıtan bir şey vardı. O dönemde şimdi yasalar çok sertleştirildi ve Filipinler'de ve Tayland'da özellikle küçük kız çocuklarına ait pornografik şeyler dünya çapında ticareti yapılıyordu. Şu an kalktı. Mesela o beni çok yaralamıştı kadınlara yönelik, kız çocuklarına yönelik. Şu anda yaşadığım bölgede de bir şey dikkatimi çekmişti ilk geldiğim zaman. Genelde dünya sokakta yaşayan, yani evsizlerin büyük bir kısmı erkektir. Ne yazık ki Brezilya ve Paraguay'da bunların çoğu kadın ve kız çocukları. Çok ilginç bir şekilde. Azerbaycan'da ben kadınlar hürmet görüyor. Bu yani her gittiğiniz yerde Azerbaycan'da kadınlara hürmet gösteriliyor ve zannediyorum ki, çok detaylı bilgim olmamasına rağmen, kız çocukları burada okutuluyor, üniversiteye gidiyorlar büyük ihtimalle. Ben Avrupa'da da mesela yaşadım ve çalıştım. Danimarka'da, Hollanda'da, Almanya'da. Oralar çok demokratik olduğunun düşünülen ülkeler olmasına rağmen kadınlar şu mağduriyeti orada da yaşıyorlar. Aynı eğitimi almış olmalarına rağmen erkeklerden her zaman daha az ücret alıyorlar ve kadına şiddet oralarda da görünüyor. Ben yani bugüne özel vereceğim mesaj şu: bütün kız çocuklarına, bütün genç kızlara, dünyadaki erkek neslini sizler yetiştiriyorsunuz, sizler eğitiyorsunuz. Bu demek ki hürmet göreceğiniz kişileri siz kendiniz yetiştiriyorsunuz. Bunun bilincinde olun ve asla pes etmeyin. Sesinizi çıkarın, mutlaka sizi duyacak insanlar var, size yardım edecek insanlar var. Mesajım bu olabilir.